Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol vitaminli, çok lezzetli, pırasalı kış çorbası tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel kış çorbası tarifime geçiyorum. İlk olarak çorbamızda kullanacağımız sebzeleri doğramakla başlıyorum. Bu tarifimde 3 adet pırasa kullandım. Pırasaların kalın olan bölümlerini ikiye kestikten sonra ince ince doğruyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Pırasaları doğradıktan sonra derince bir kasenin içerisine alıyorum, sirkeli suda bekletiyorum. Ben de bu arada bir adet patatesi küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Patatesi doğram işlemi bittikten sonra havucu da küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanı da 2-3'e bölüyorum. 1 adet sarımsağı da küçük küçük doğruyorum. Tenceremizin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Daha sonra doğramış olduğum patatesi, havucu, soğanı ve sarımsağı ekliyorum. Bütün bu sebzeleri pırasaya koymadan önce biraz kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 1-2 dakika boyunca kavrulan sebzelerin içerisine pırasaları ekliyorum. Pırasayı da tencereye koyduktan sonra kavurma işlemine devam ediyorum. Tencerenin içerisine koymuş olduğum sebzeleri karıştırarak biraz kavurduktan sonra tenceremizin kapağını örtüyoruz. Böylelikle kavurma işlemimizi biraz daha hızlandırmış oluyoruz. 1-2 dakika boyunca da tenceremizin kapağı kapalı olacak şekilde kavrulan sebzelerin içerisine bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Bu un sayesinde çorbamız daha lezzetli oluyor ve daha kıvamlı oluyor. Unu da koyduktan sonra onu da bir güzel kavuruyoruz. Kavurma işlemi yaptığımız için unun kokusu da kesinlikle çorbada hissedilmiyor. Unla beraber kavrulan sebzelerin içerisine artık baharatlarını ekleyeceğiz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber koyuyorum. Bunları da bir güzel karıştırıyorum. Baharat miktarını sizler kendi damak zevkinize göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bu arada çorbamıza kullanacağımız suyun kesinlikle kaynar olması gerekiyor. 1 litre suyu kaynattıktan sonra çorbamızın içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Çorbamız kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra yarım ateşe getiriyoruz. Çorbamız yarım saat boyunca düşük ateşte kaynadı. İçerisindeki patatesler ve havuçlar çok güzel bir şekilde pişti. Hala ocakta kaynamaya devam eden çorbamızı el blenderından geçiriyoruz. Bu işlemi hiçbir pütürlük kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Biz de bu arada tavamızı alıyoruz, içerisine bir yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Erimiş olan tereyağının içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Daha sonra salçayı güzelce kavuruyorum. Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiyem iyice kavurmanız. Böylelikle yemenizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Kaynamaya devam eden çorbanın içerisine salçayı ekliyorum. Bu çorbaya salça hem güzel bir tat veriyor hem de rengini güzelleştirmiş oluyor. İçerisine salçayı da koyduktan sonra 2 dakika boyunca da bu şekilde kaynatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi kıvamı harika oldu. Ocağımızın altını söndürüyoruz ve artık çorbamızı ocağımızdan alıyoruz. Çorbamız hala sıcakken sizler için servise hazırlıyorum. Harika bir kış çorbası oldu. Hala kaynarken çorbamızı kasemize alıyoruz. Dilerseniz bu çorbayı sade de ikram edebilirsiniz ya da kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Ben kaşar peyniri koyarak servis etmek istedim. Böyle daha çok hoşumuza gidiyor çok lezzetli ve güzel bir çorba oldu. Çok da vitaminli. Kimse pırasa çorbası olduğunu anlamayacak. Çocuklarınız için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.